Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Miktar var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle okullar kapanacak mı sorusuna yanıt alıyoruz arkadaşlar. Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim mi olacak? Onun John Valiant'ı sebebiyle 2022-2023 okullar tekrardan kapanır mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Ve daha yüz yüze eğitim tekrardan başlayacak mı konusuna el alacağız. Ayrı bir yere geçelim. 6 Eylül'de okullar kapanacak mı? Son durum ne sorusuna yanıt alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı MEP 2021, 2022 ve 2023 takvimine göre yarın yıl tatili 24 Ocak ve 24 Şubat 2022-2023 tarihleri arasında yapılacak. Bakan özel okulların kapanıp kapanmayacağını ilişkin net yanıt verdi. Peki okullar kapanacak mı? 2022-2023 tekrarından okullar kapanır mı? Yüz yüze eğitimin bitecek mi? Arkadaşlar ve daha tekrardan başlayacak bu konusunu. Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özel Amircan varyantının vakalarını altından yüz yüze eğitimin ara verileceğini iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özel Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimini sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Ara vermek gündemimizden değil dedi. Özel yaptığı değerlendirmede dünyada omurcan vakalarının artmasından Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitimine devam etmesine ilgili tartışmaları tekrar gündeme getireceğini belirtti. Ve son göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitimine açılmasını yönünde sergilediğini ifade eden Özel 6 Eylül tarihini itibariyle tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitimine başarılı şekilde devam edeceklerini altını çizdi. Özel Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli olacağını bildiklerini dile getirerek şunları kaydetti. Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönelik vaka ve yakın temasların takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitimine 10 gün ara verdik. Şu ara kadar süre oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitimine devam edebilirdik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda %1'i çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitimine ara verdi. 850.000 sınıfımız okuduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük dedi. Öğretmenlerin aşı oranı %94. Bu sınıfta en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yükseliği olduğunu ifade ediyor. Özel en az bir doz aşı olan öğretmen oranımız %93, en az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibariyle %89 aşıya olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık %5'inci doz dolayısıyla en az 2 doz aşı olan antikor oluşturan öğretmen oranımız %94'e ilgisini verdi. Özel 3. ve 4. doz aşılarının yapılan öğretmen oranının da sürekli yüksekliğini
bildirerek bugün itibariyle en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da %36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimiz de aşılanma oranlarını sürekli yükseliyor değerlendirmesini yaptı. Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi konusu, online eğitim başlayacak mı, yüz yüze eğitime ara verilmesi tartışmasından yersiz bulunduğu konusuyla okullarının ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirtti. Özel yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitimine ara vermesi tartışmalarının yersiz buluyorum dedi. Özel bu süreçte okulların sadece bir öğretmen öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak şunları söyledi. Tüm ülkeler okul dışı ortamlarında önlemlerini sıkıştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de uyuklayız, kararlıdayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha da fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz. Konusunda bahsetti. Arkadaşlar beni izlediyseniz teşekkür ederim sizlere. Kanalıma abone ve like etmeyi unutmayın. Beni takip edin. TikTok'ta beni takip edin. Görüşmek dileğiyle.